Merhaba kıymetli dostlar. Yine Malatya ile ilgili bazı söylentiler var. Jeoloji Odası Başkanlığından da yine açıklamalar yapmışlar falan. Bunları görüyorum. Çıldırıyorum tabii ki. Nereye göre hesap yaptıklarını bilmiyorum. Çünkü saçmalıyorlar. Buna bir açıklık getirelim. Yani depremler kafana göre oluşmazlar. Yani faylar kafana göre hareket etmez. Matematiksel durumlara göre, formüllere göre hareket ederler. Şimdi Gölbaşı Erkenek arasında 117 yılında ve 1893 yılında bir deprem yaşanıyor. Bu depremin tekrar periyodu 1740 yıl. 1740 yıl, bakın az bir rakam değil. Yani 1000 yıldan fazla bir tekrar periyodu var diyebiliriz. 1893'te 7.1 büyüklüğünde bir deprem yaratıyor. Daha sonra Erkenek fayının segmentinin üzerinde bir 105 yılında ve 1805 yılında bir deprem yaşanıyor. O da 6.8. Aradaki fark da 1800 yıl yapar. Yani 1800 yıl sonra deprem gerçekleşmiş oldu. Şimdi buradaki depremimiz ise 1875 ve 135 yılları arasında, fark da 1740 yıl. Daha sonra da yukarıya doğru, haritanın üstüne doğru çıktığımızda, ki bu deprem biraz daha biri önce biri sonra oldu, 136 yılında ve 1874 yılında depremleri var. Bu depremlerin arası da 1738 yıl yapıyor. Bakın şuradaki matematiksel konuma şeye bakar mısınız? Biri 135 yılında, biri 136 yılında, diğeri de 1874 yılında ve 1875 yılında. Aralarında birer fark var ve biri büyük, biri küçük. 1874'teki 6.7, 1875'teki ise 6.9. Buradaki fay segmentlerinin çalışma durumuna baktığımızda arkadaşlar, yani en geç pliyosenden beri olan DAF sisteminde benzer kayma hızları var zaten. Şimdi tüm bölütler boyunca kayma hızlarına baktığımızda 7.10'da 9, 8 milimetre civarında yapıyor. Yani yıl 2022 ve 1893, aradan 129 yıl geçmiş. Kayma hızı ve tekrar periyotlarını birbirine işte bazı formüllerle çıkarım yaptığımızda, zaten hiçbir şey yapmasanız bile kayma hızına baksanız 129 yılda 103 santimetre kayacak. Yani 1 metre kayacak. Bu da maksimum 6 büyüklüğünde bir depreme denk gelebilir ancak. Yani ben bu fayın, bu segmentin üzerinde, 7'nin üzerinde deprem bekliyorum demek, neyin mantığı, neyin aklı, onu çözmüş değiliz. Şimdi aradaki tekrar periyotlarını görüyorsunuz. Hepsinden yani 1500 yıl gibi bir rakam yok. Yani 1738, 1740, 1800, 1770 yıl fark var iki deprem arasında. Yani bu kadar büyük bir fark varken aradan 100 yıl geçmiş. 100 yıl sonra siz diyorsunuz ki ben burada 7'nin üzerinde deprem bekliyorum. Böyle bir şey yok. Burada 6 üzeri bir deprem olması mümkün değil arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.